Evet arkadaşlar, ikinci Amazon videomuza başlıyorum. Daha öncekinde biliyorsunuz canlı chat'e nasıl bağlanır onu anlatmıştım. Aynı zamanda Amazon sürecimi, bundan sonraki çekeceğim videolar hakkında konuları anlatmıştım. Şimdi de iptal ürün geldiğinde onu nasıl iptal ediyoruz, iptal işlemlerini nasıl yapıyoruz onu hazırladığım bir kısa bir video olacak. Evet, ilk önce size mesajla müşteri tarafından iptal talebinde bulunuldu diye bir mail geliyor. Bu nasıl, ne oluyor? Müşteri ürünü alıyor, sonra kararını değiştiriyor. Ya farklı bir yerden daha ucuza ürün bulmuş oluyor ya da kargo süresini daha sonradan fark ediyor. Normalde kargo süresi bizim uzun olduğu için daha sonradan fark ediyor. Kargo süresinden dolayı iptal edebilir ya da farklı bir sebepten dolayı iptal edebilir. İlla sebep de belirtmesine gerek yok. Şimdi ben size iptal maili geldikten sonra yapacağınız işlemleri anlatayım. İlk önce order bölümüne tıklıyorsunuz. Order bölümüne tıkladıktan sonra bu sayfa açılıyor. Bu sayfada siparişlerinizin görüldüğü sayfa. Daha sonra sayfanın altına doğru ilerliyoruz. En altta, genelde en altta oluyor genelde. İptal edilen ürün sarı renkte görünür. Örneğin benim iptal edilen ürünüm buydu. Buradan yapmanız gereken tek şey cancel order'a basıp, eğer bu ürün iptal edilebilirse, ilk önce yapmanız gereken alıcı hesabınıza giriyorsunuz. Alıcı hesabınızda ürünü aldıysanız eğer iptal edeceksiniz. Eğer edilmiyorsa müşteriye bu ürün maalesef iptal edemiyoruz. Eğer hala istemiyorsanız ürün size teslim edildikten sonra ürününüzü iade edebilirsiniz diye bir mesaj atabilirsiniz. Genelde ama bu iptal mesajları sipariş verilir verilmez birkaç saat içinde, bazen daha uzun da sürebilir. O sürelerde iptal geliyor zaten. Hani bir gün sonra, 2 gün sonra iptal mesajları gelmez. Gelirse de dediğim gibi, eğer kargo siparişi verdiyseniz müşteriye, kargonuz maalesef şu an iptal edemiyoruz, daha sonra iade etmek isterseniz yardımcı oluruz tarzında bir mesaj atıyorsun. Şimdi ben, örneğin bu ürün bana 2 saat önce gelmiş. O yüzden daha ürünü satın almamıştım. Bile bile bekletiyorum, hemen satın almıyorum ürünleri. Duruma göre eğer stoğu tükeniyorsa hemen satın alırım, ama stoğu tükenmiyorsa geç alırım ürünleri. 6 saat falan beklerim minimum. Bunu almadığım için, hani alıcı hesabında sipariş kaydı oluşturmadığım için alıcı hesabında herhangi bir işlem yapmıyorum. Hemen ürünü cancel order diyerek iptal ediyorum. Bu sayfaya geliyorsunuz. Sarı olan ürün sizin iptal edilecek ürününüz oluyor yani. Cancel order diyorsunuz. Daha sonra ikinci sayfa açılıyor. Bu sayfadan buradan bir sebep belirliyorsunuz şu alanda. Burada buyer canceled diyorsunuz. Bu zaten sizin performansını etkileyen bir durum olmayacak. İstatistikleri etkileyen bir durum olmayacak. Çünkü müşteri kendisi iptal etmek istediği için. Daha sonraki buradan tekrar cancel order deyip iptal işlemini tamamlıyorsunuz. İptal etme işlemi de bu kadardı. Bu kadar basit. Umarım faydalı olmuştur video. Bu tarz videoları görmek istiyorsanız kanalıma abone olun. Çünkü bu tarz kısa videolarla tekrar Amazon serisi altında videolarımı çekip paylaşacağım. Aynı zamanda yeni başlayan birisinin Amazon süreçlerini öğrenmiş olursunuz. Niye böyle kısa videolar çekiyorum? Çünkü insanlar çok basit şeylerde bile ya da bilmediğiniz konuların hepsi size zor gelir. Ben de bu tip basit adımları zaten sizin için videolaştırıp yayınlıyorum. Ayrı başlıklar halinde yapma sebebim de, örneğin Amazon'da iptal geldi, nasıl iptal edilir diye bir araştırma yaparsınız, direkt bu ilgili videoyu izlemeniz. Yani genel videoları boş boşuna izlemeyin diye, ilgili video altında direkt hap niyetine bilgiler paylaşmaya çalışıyorum. Daha sonra yine benim önemli gördüğüm konuları böyle maddeler halinde, başlıklar halinde videolaştırıp yayınlayacağım. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler.